Böyle işte yer burası. Küçük bir alan, merdiven altı. Çay ocaklarında adam barınmaz yani. Çalıştıramazsın. Bizim aldığım çay pahalı yani. Bize özel geldiği için çay fırını yaptığın zaman çayın lezzeti olmuyor. 2023'te çaya gelen zam %80, %90 yani. İşletmeci kendine göre çay demlemeyecek. Çayı müşteriye göre demleyeceksin. 10 yıllık küçük esnafız yani. Saadettin Avcı. 1971 Çanakkale'ye Beagle'lıyım. 10 yıldan beri bu işi yapıyorum. 10 yıl bitti yani. Nasıl başladın bu mesleğe abi? Nasıl? Bir yeğenin vasıtasına başladık. O benim kafama soktu. Geldik sonra bunu internetten buldum. Aldım öyle 10 yıl devam etti. 10 yıl bitti yani. 4 pasajımız. 55 tane ofis var. Öyle hizmet yapıyoruz işte. Dışarıdan gelene de veriyoruz. Nerede doğdun, nerede büyüdün, nerede okudun? Kısaca onu anlatır mısın? Beagle'da doğdum. Beagle. Çanakkale Beagle. Çanakkale Beagle'da doğdun. Evet. Koroğa bakıyor. Sonrasında ilkokul, ortaokul? Orada. Sonra 2007'de buraya geldim. 2007'de Bakırköy'e geldim. Bakırköy'e geldim. 10 yıldır da burada esnafsın. 10 yıldan burada esnafım. Peki esnaflık size ne öğretti? Esnaflık bir yönü iyi, bir yönü işte öyle yani. Kötü gibi de ama hayat devam ediyor. Nesi kötü? Tabii yani 45 yıldan beri babadan biri esnafız. 7-8 yaşından beri insanların içindeyim yani. Yaş 52. 71 doğumluyum. Öyle devam ediyoruz yani. Baba da esnaftı. Esnaftı. Köyde bakkal işte öyle. Bakkal. Evet bakkaldı. Poşetin olmadığı zamanlarda esnaflık yaptık yani. Peki bu işin nasıl başladı? Ne oldu da bu işi yapmak? Yeğen bir şey onun dükkanına gitmiştim. Orada bir çay getirdi bir tanesi. Öyle böyle derken işte tavsiye kafama hiç böyle bir şey yoktu. Araba parçası içinde çalışıyordum ben burada. Sonra ben Kartaltepe'de oturuyorum burada Bakırköy'de. Eve yakın olsun dedim. İstanbul'da zaten bir yerden bir yere gitmek bir sorun. Aynen. Onun için eve yakın çorba kaynasın yeter dedim. Fazla da bir şey beklemedim. Tam bu sektörden fazla bir şey bekleyemezsin yani. Ancak karnın doyar. Bizde derler kahvecilik yapan ne cebinde paran bitmez derler yani. Ne ondurur ne geri şey yapar. Öyle karnın doyar yani. Belli bir dengede gidiyor diyorsun. Belli bir dengede gider. İşinin zorluklarından bahseder misin? Ya 12 saat ayaktasın. Devamlı şey yapıyorsun. Gidip geliyorsun yani. Zor yani. Zor bir meslek. Bir şeyler edinme şansın olmaz yani. Ancak karnın doyar. Çorba kaynar yani. Çay ocakları olduğu için kafeler gibi değildir yani. Geliyoruz sabah 8.30-9 açıyoruz. Akşam 8 kapatıyoruz yani. Evimize gidiyoruz. Yaptığımız bir şey öyle. Hayat öyle devam ediyor. 10 yıldan beri aynı. Sistem şey yani nasıl desem. Belli bir rutini var. Rutin makine gibi yani. Hani bir robot gibi yani. Başka bir şey yok. İstanbul'da hayat öyle. İstanbul hayat çok pahalı yani İstanbul'da. Çalışan adam tek tek başına. Tek tek çalışıyorum. Bu sektörde adam çalıştıramazsın. Neden? Sana yetmiyor zaten. Çalıştırdığın zaman sen bırakıp gitmen lazım. Adam kazandığı para ona denk gelir yani. Şimdi burada 5-600 lira adama günlük para verdiğin zaman bir de sigorta isterse zaten hiç onun işinden çıkamazsın yani. O çay ocakları ucuz çay satar. Yani ne kadar çay şu an? Çay işte 7,5 satıyoruz esnafa. 4 lira 5 lira yani. Bu iş böyle. Şu an hani yılbaşında fark yapacağız ama fark yaparsan işte kiralar artıyor. Her şeye zam geliyor. Zaten 2023'te çaya gelen zam %80, %90 yani. Bu da sizi etkiliyor haliyle. Ya etkileyecek tabii. %70-80 müşteriyi yansıtamıyorsun yani. O zamı yansıtamıyor. Yansıtamadığın için hep cepten gidiyor. Farklı yani. Bu bir iki yılda kazançlar hep düştü. Paranın değeri yok. Para bir bakıyorsun markete giriyorsun. Markette bırakıyorsun paraya gidiyorsun zaten yani. Öyle yani. Çünkü %70-80 yansıtamadığı zaman müşteri işte çay içmiyor. Kettle'la yapıyor ofisler. Dedim adam barındırmaz. Çay ocaklarında adam barındırmaz yani. Çalıştıramazsın. Normalde biri hep durur ocağın başında. O öyle iş yok burada. O dönem bitti mi? O dönem bitti. O burada diyelim o 20 yıl önceymiş. Pasajların meşhur olduğu zaman. Şimdi pasajlar o kadar meşhur değil yani. O sektör o zaman 3 kişi çalışıyormuş burada. Senin dediğin 20-30 yıl öncesi. 20 yıl öncesi yani o zaman pasajlar şeymiş yani çok rağbet varmış ama şimdi sektör pasajlar evet. Karın doyarsa şükür diyorsun. Şükür diyorsun yani. Ya alan şey yani burası gördüğün gibi merdiven altı. Burada alan yok yani. Alan böyle. Çay ocağının alanı burası. Burası merdiven altı. Ya
böyle işte yer burası. Küçük bir alan, merdiven altı. Öyle küçük bir çay ocağı yani. Ne 2-3 metrekare yer yani. Alan anca bir kişiye alan. İki kişi şey olduğun zaman rahatsız eder zaten. Evet, ben girmeye çalıştım zaten, sığmadım. Tabii tabii, onun için yani. Alan böyle, böyle bir küçük alan yani. Bu şartlarda geçinebiliyor musun? Yok, geçinemiyorum. Yani eşim de çalışıyor. Onun katkısı benim katkımla öyle evi idare ediyoruz yani. Anca işte çorba kaynıyor. Dedim ya, cebinde para bitmez. Ha, iş görür mü para? Para işi görmez. Anca kendi işte evin geçimini sağlarsın. Bizim aldığımız çay pahalı yani, bize özel geldiği için. Nasıl alıyorsunuz çayı? Şeyden, bu işi yapan toptancılar var. Kafeler işte, çay ocaklarına kahveler. Onlardan alıyoruz yani. Gidip de marketten çay almıyoruz. Tabii ki. Bizim aldığımız çay, Çaykur'un olsun. Öteki çaylardan pahalıdır yani kilosu. Çaykur'la yaptığın zaman çayın lezzeti olmuyor. İlginç bir iddia oldu. Tabii. Peki, gelelim asıl soruya. İyi çay nasıl yapılır abi? İyi çay nasıl yapılır? Benim tek diyeceğim yani, her bu sektörü yapan ne o? Kafe olsun, kahveler olsun, ne olursa olsun. Çayı müşteriye göre demlemesi lazım. Yani kendine göre demlememesi lazım. Ama bu şey sektör şey yani, herkes kendine göre çay demliyor. Çay yarım saati geçtiği zaman bozulur zaten çay. Onun için çayı yarım saati geçtiği zaman çayı dökerim yani. Onu müşteriye yansıtmam yani. Yani ben çay burada içiyorum. Buradan çıktığım zaman hiçbir yerde çay içmem dışarıda. İçmiyorum çünkü nasıl yapıldıklarını bildiğim için içmem yani, içmiyorum. Peki siz nasıl çay yapıyorsunuz? Ya ben demlerim. Gördüğün çaydanlıkları yarım demlerim. Yarım saati geçtiğin zaman çay zaten koku yapar, onu dökerim ben. Müşteriye vermem yani. Çünkü müşteri rahatsız, der ki sen bana bayat çay getirmişsin. Ben onu 10 yıldan beri hiçbir müşteriye söyletmedim yani. Dedim ya, çayı müşteriye göre demleyeceksin. Kendine... Kişiye özel bir durumdur çay. Tabii. Çay, bu önemli olan konu zaten çayda budur yani. Müşteriye göre demleyeceksin. Kendine göre yani, işletmeci kendine göre çay demlemeyecek. Peki siz nasıl çayı seviyorsunuz? Ben açık seviyorum. Açık içiyorum. Belki 20-25 yıldan beri de şekersiz içiyorum yani. Şekersiz çay içerim ben. Şeker kullanmıyorum. Benim bardak da buradır. Nerede? Demin ben şudur. Bunu yarım yarım içerim ben yani. Şu yani. Onun için açık çay seviyorum. Ben çayı o kadar sevmem yani. Ben çay içmiyordum hiç. Ben buraya geldim, çay içmeye başladım. Çay ocağını var, işletiyorsunuz ve çay sevmiyordunuz. Sevmiyorum ben. Ama işte bir yeğenin tavsiyesinde aldım burasını. Burada da yarım yarım. Buradan çıkayım ben. Dışarıda çay içmem. Biliyorum çünkü nasıl yapıldığını. Hoşuma gitmiyor yani.